Arkadaşlar merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık hoca? Yaş problemlerinin ÖSYM bakış testinde kaldık gençler ve kamp kitabımızdan Barış Yayınları video ders kitabından yaptığımız, ilerlediğimiz kampımızda bugün sizlerle birlikte 166. sayfadan başlayacağız ve 168. sayfamıza kadar geleceğiz. Toplamda da 12 tane birbirinden güzel ÖSYM tadında, ÖSYM tadında böyle tadı damağında kalacak soru çözeceğiz senle birlikte ve hemen arkasından da yüzde kar zarar problemlerini geçmiş olacağız gençler. Eğer hazırsanız hadi hep beraber derse geçelim. Evet ilk sorumuza şöyle bir bakış atalım beraber. ÖSYM bakış 1'deyiz arkadaşlar. 1900 ile 2000 yılları arasında doğan Yüksel dede ile kendisini çok seven torunu Lia arasında ee, yıl 2025'te Aşağıdaki gibi, gibi bir muhabbet geçmiş ee, Lia dedesine demiş ki Dede kaç yaşındasın diye sormuş Dede de matematikçi Emekli matematikçi Eğer dünyaya 19 yıl daha geç gelseydim Yaşım doğum yılımın Rakamları toplamının 4 katı Olacaktı demiş buna göre yüksel de Kaç yaşında doğmuştur diye soruluyor Şimdi bak şurada geçen cümle çok değerli Yaşım Doğum yılımın rakamları toplamının 4 katı olacaktı. Şimdi 2025 yılında geçmişti bu muhabbet. Ve varsayalım ki 19 yıl daha geç gelmiş olsaydı dünyaya. Yine 1900 AB yılında doğmuş olsun. Eğer ki ben bundan bunu çıkarırsam e tabii ki artık yüksel dedenin yaşını bulmuş olacağım. Değil mi? Pekala. Ee, bu yaşı ve ne demiş? Bu doğum yılının rakamları toplamının 4 katı olacaktı. Peki doğum yılının rakamlarının toplamı ne? 40, A, 10 artı A artı B değil mi? O zaman ben bunu 4 ile çarparsam 40 artı 4 A artı 4 B gelir. Şimdi biraz çözümlemek lazım tabii bunu. 2025'i yazdım. Eksi bak şimdi parantez içerisinde şurası 1900 artı 10 A artı B'dir. Eşittir burası da 40 artı 4 A artı 4 B gelecek yine. Peki 2025'ten 1900 çıkarırsam 125 gelir. Sesim birazcık böyle bazen çatallanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hastalığı hala atlatamadım. Devam. Eksi 10A. Eksi B dedim. Eşittir. E bu da 40 artı 4A artı 4B yaptı. Buradaki eksi 10A ve eksi B'yi sağ tarafa toplarsam 14A artı 5B gelir. Sol taraf ise 125'ten 40'ı çıkarınca 85 yapar. E bu durumda bunu sağlayan tek ikili A'nın 5 olduğu 3 olur. Yani başka alternatifi yok. Çünkü 5 kere 14 70, 3 kere 5 15 topla 85 olur. Peki A5 B3'müş yani 19 yıl daha geç gelmiş olsaydı dünyaya 1953 yılında doğardı. E geç gelmiş olsaydı böyle olurdu. Peki şu anki Doğum yılı kaçtır o halde? Bundan 19 çıkarırsam, bundan 19 yıl öncedir çıkarırsak ne gelir? 1934 gelir ki bu da bize cevabın ta kendisini verir. Doğru cevap B şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim ÖSYM bakış 2 ile. Bir ödül töreni için elbise diktiren Elif'e terzi boyunu sorduğunu, terzi boyunun uzunluğunu sorduğunda Elif'in annesi de şöyle bir cümle kurmuş. Elif'in annesi de emekli matematikçi. 1990 yılında boyuyla yaşının toplamı 78 ediyordu. Şimdi 1990'dan bahsediyor. Boyuyla, boyu artı yaşı neymiş hocam? 78'miş. Daha sonraki tek sayı senelerde boyu 3 santim, çift sayı senelerde boyu 2 santim uzadı. Şimdi zaten sayılar bir tek, bir çift, tek çift, tek çift diye ilerlemiyor mu? Evet. E demek ki bir yıl çift, bir yıl tek bir yıl 3 santim bir yıl 2 santim uzuyormuş. Yani aslına bakarsan 2 senede bir diyelim. 2 senede bir mutlaka bir tek bir çift olacağı için 5 santim uzuyor diyebilirim. Artı 5 santim boyu ekleniyor. E tabi her senede yaşı da 1 artmış oluyor tabi doğal olarak. Yani tek senelerde yaşı 2 artarken çift senelerde 1 artmıyor. Her sene bir tane artıyor yaşı. Peki şimdiki boyunun uzunluk değeri yaşından 118 fazla demiş. Şimdi 1980 yılında doğan Elif'in demişim dua orada dur bak bu çok değerli bilgi ha. 1980 yılında doğduysa lan bu kız 1990'da 10 yaşında olmuyor mu? Demek ki şurası 10. E o zaman boyu kaç olmuş oluyor? 68 olmuş oluyor. Çok güzel. Şimdi 1990 yılındaki boyunu bulduk, yaşını da bulduk. E şimdi Elif'in şu anki boyu ne kadardır diye soruluyor. Şimdi düşünelim. Diyor ki şimdi boyunun uzunluk değeri yaşından 118 fazla diyor. E şimdi ben şunu düşüneceğim. Şunu düşüneceğim. 68. 68. Her 2 yılda 1. Bak 2 yılda 1. 5 santim uzamıyor muydu? Evet. 5 santim uzuyorsa o zaman şöyle diyeyim ben. En tane en tane 2 yıl geçmiş olsun. Tamam? En tane 2 yıl geçerse en tane 5 santim uzar boyu. Yani o zaman ben bunun üstüne 5 n eklerim. Şimdiki boyu bu olur. Peki bundan diyor yaşını çıkarırsak. Şimdi yaşı en tane 2 yıl geçince 2 en yaş büyümüş olmaz mı? Onun üzerine onun üzerine 2 en daha ekleyeceğim. Bu kadar yıl ekledim ve bu da bana 118'i verecekmiş. Tamam çok güzel. Şimdi bak 68'den 10 çıktı 58. Daha sonrasında 5 n'den de 2 n'i çıkardım artı 3 n dedim. Eşittir 118 olmaz mı bura? Vallahi olur. Peki üç en o zaman 60 olmaz mı? E olur. En kaçtır? 20. En 20. Elif'in şu andaki boyu soruluyor. Elif'in şu andaki boyu 68 artı 5'en dememiş miydik? Evet. O zaman N20 ise 5 kere 20 100 üstüne 68 eklersen 168 Elif'in bana şimdiki boyunu verir gençler. Mikrofonu da çarptık. Kusura bakmayın kulaklarımızda kalıcı hasarlar bırakmayacağını düşünüyorum. <laughs> Aşağıda tüm çalışanların Allah korusun. Aşağıda tüm çalışanların aynı yaşta emekli olduğu bir şirketin bazı yıllarındaki emekli olan kişilerin yazılı olduğu hatıra panosu gösterilmiş. Çok tatlı bir soru. Bak çok tatlı. 1980 yılında mesela Ali Kurt emekli olmuş. 1996'da Can Yücel emekli olmuş. 2010'da Mert Tos emekli olmuş ve 1995'te Cenk Tos'un şirketin 50. yılın anısına diye böyle bir basılmış. 50. yılında şirketin 50. yılında 1995'te emekli olmuş. Şimdi panoda belirtilen kişilerden can doğduğunda can doğduğunda Ali ile Cenk'in yaşları toplamı şirketin şu anki yaşının 5'te 1'i olduğuna göre. Şu an diye bahsedilen yıl hangisidir diye soruluyor. Şimdi dur burada baya bir ee, bir şey düşünmemiz gerekiyor. Şimdi hocam ha bu 1980'de emekli olmuş. Bu 96'da bu 2010'da bu 1995'te. Şimdi herkesin aynı, aynı yaşta emekli olduğu yıl diye bir şey geçmişti şirket. Bak tüm çalışanların aynı yaşta emekli olduğu şirketten bahsediyor. Şimdi şöyle diyebilir mi o zaman? Şu andan bahsediyorum. Eğer bu Ali Kurt dediğimiz kişi X yaşındaysa bu 1980 doğumlu. E bu da 1996 doğumluysa demek ki bu Ali'den 16 yaş daha küçük. 16 yıl sonra doğmuş çünkü. E buna bakıyorsun bu da Ali'den 20-30 yaş daha küçük. X eksi 30 diyorum. Bu 1995'te emekli olmuş. O zaman bu da x 15 yaşında. 15 yaş daha küçük. Burada en büyük Ali. Peki devam. Panoda belirtilen kişilerden demişti. Can doğduğunda. Şimdi can hangisi şu. Bak can bu. Yaşı ne? x 16. Ali ile Cenk'in yaşları toplamı şirketin şu anki yaşının 5'te 1'iymiş. Şimdi abi can doğduğunda diye bahsediyorsak can doğduğunda diye bahsediyorsak 1996'da da em, e, ne olduğunu biliyoruz biz bunun emekli olduğunu biliyoruz. Ali ile Cenk'in yaşları toplamı şirketin şu anki yaşının beşte biri. Şimdi o zaman bir düşünelim. E, can doğduğunda yani canın şu anki yaşı x 16 ise ben x 16 yıl geri gideceğim. Bak geri gideceğim. E şimdi ben bundan x'ten x 16'yı çıkaracak olursam bu 16 yapar. Çünkü Can doğduğunda Ali 16 yaşındaydı. Peki Cenk'in yaşı bundan da x, -x 16 çıkarırsam x, -x 15'ten x, -x 16'yı çıkarırsam x'ler gider. Şurası artı 16 yapar 1. Bu da 1 yaşında olur. E bu da 16 yaşında. İkisinin yaşları toplamı 17'dir. Ve 17'yi 5 ile çarparsam 17'yi 5 ile çarparsam şirketin şu anki yaşını bulmuş olurum. Yani 17 kere 5 85. Abi bu şirket bu şirket 85 yaşında. Şimdi düşün, bak düşün. Şirket 50. yaşına girdiği yıl 1995 değil miydi? Evet. E bunun üstüne 30 yıl daha binmiş bak şirketin yaşının üstüne. Demek ki ben 1995'in üstüne bir 30 yıl daha eklersem şirketin e, şirketin 85 yaşında olduğu anı. Yani şu anı bulmuş olurum. Bu da bana 2025'in ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da 2025 mi? Yo neden hata yaptık? çünkü 85'i arıyorduk biz. Özür dilerim. 50'nin üstüne 35 eklememiz lazım. 30 değil. Şurayı düzeltelim. Şöyle 35 ekleyeceğiz ki hani 50 yıl 50. yılda 85'e erişmek için 35 yıl geçmesi gerekiyor ki bu da bana 2030'u verir. Doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir deriz. Geçtik 4'e. Mehmet Bey'in oğlu Ah e, Mehmet Bey'in oğlu Ahmet, Ahmet'in oğlu Recep, Recep'in kızı Ayşe olmak üzere bu dört kişi arasında aynı ana ait diyalog aşağıdaki biçimdedir. Şimdi kim kimin oğlu kızıydı bir yazalım. Abi Mehmet bunların arasında en büyük. Mehmet'in bir tane oğlu var. Adı Ahmet. Tamam mı? Ahmet'in bir tane oğlu var. İsmi İrecep. Tamam mı? Recep'in de bir tane kızı var. O da Ayşe. Ayşe. Peki yazdık bunları. Şu an iyi bir, bir sıralama yaptık. En azından aklımızda bir şeyler karışmıyor. Şu an her şeyi anladık. Mesela Mehmet Ayşe'nin büyük büyük dedesi. Büyük büyük babası yani. Dedesinin babası. Tamam. Ben o büyük baba muhabbetini de anlamıyorum bu arada. Neyse Google'a yazmak lazım. Mehmet Bey demiş ki... Recep sen doğduğunda benim yaşım babanın yaşının iki katıydı. Şimdi dur. Mehmet torununa sesleniyor Recep'e. Sen diyor doğduğunda yani sıfır yaşındayken diyor... Benim yaşım babanın yaşının iki katıydı diyor. Yani baban x yaşındaydı ben 2x yaşındaydım diyor. Yani benle babanın arasındaki yaş farkı senle baban arasındaki yaş farkına eşitti diyor. Tamam mı? Benle oğlum arasında ki yaş farkı senle baban arasındaki yaş farkına eşitti diyor. Peki şimdi bu böyle yazmamız güzel oldu. Ahmet'e bakıyoruz. Ahmet demiş ki Ayşe demiş o da kendi torununa sesleniyor. Sen doğduğunda benim yaşımla babanın yaşı arasında 30 yaş fark vardı. Şimdi dur zaten Recep ile Ahmet arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmeyeceğini biliyoruz. O halde ben şunu söyleyebilirim. Recep ile Ahmet arasındaki yaş farkı ilk durumda kaçtı? X demiştik değil mi? Artık ben oraya X demeyeceğim. Direkt 30 diyeceğim. Çünkü bunların yaşları farkı hep 30'dur. Burası 30 sa o zaman burası da 60'tır. Yani ben şunu söyleyebilirim. Mehmet, Mehmet dede torunu Recep doğduğunda 60 yaşındaymış. Peki Ahmet'in dediğine bakalım. Ayşe sen doğduğunda diyor. Yani bu sıfır yaşındayken. Benim yaşımla babanın yaş arasındaki fark 30 yıldı diyor. Tamam orası güzel orayı hallettik. Baban senden 25 yaş büyüktü. Yani Recep 25 yaşındaymış. E şimdi bu 25 yaşına gelmişse Ahmet bu konuşmayı yaptığında 55 yaşındadır. Ve buradan 25 yıl geçti. Mehmet dede de 85 yaşındadır değil mi? Ayşe de demiş ki ben 2024 yılında 7 yaşında olacağım demiş. Yani 7 yıl daha ekleyeceğim ben buna. 7 eklersem aha bu adam 32 yaşında olur Recep Ayşe'nin babası. Ahmet yani Ayşe'nin dedesi 62 yaşında olur. Ve büyük büyük dede ata o nerede 92 yaşında olur. Buna göre Mehmet Bey kaç yılında doğmuştur? He, şimdi dur 2024 yılında bu yaşlar gerçekleşecek değil mi? O zaman ben 2024'ten abi 92'yi çıkarırsam Mehmet'in doğduğu yılı bulmuş olurum. Çıkaralım. Ee, bu da bize neyi verir arkadaşlar? 2000 pardon ne 2000'i? Ne 2000? 1932'yi verir değil mi? 1932'de bize doğru cevabın ta kendisini verecektir. Ve böylelikle arkadaşlar ilk sayfamızı bitirdik. Yaş problemleri ÖSYM bakışta. Şimdi ikinci sayfamıza doğru geçiyoruz. İki tane film afişimiz var. Beşinci sorumuzda. Ayfer oğlu Can ile gittiği bir sanat festivalinde bir filmin eski ve yeni yapım yıllarına ait aşağıdaki afişleri görmüş arkadaşlar. Mesela birincisi 1972 yılında yapılmış bu filmlerin. ikincisi 2006 yılında yapılmış. Hatta üzerinden mesela 34 yıl geçmiş değil mi? Bu gemi aslında Titanic filmi. Buradaki adam ve kadın zaten başrollerdeki adam ve kadın. Yapım yılının üzerinde yazılı olduğu afişleri gören Ayfer Can arasında aşağıdaki diyalog geçmiş arkadaşlar. Şimdi Ayfer diyor ki ilk filmin yapım yılında yani 1972'de diyor ben 16 yaşındaymışım diyor. Şimdi o zaman Ayfer'in ben doğduğu yılı bulurum. 1972'den 16'yı bir çıkarırım. Hop karşıma gelir. Çıkardık ne geldi? Hop burası 6, şurası 5, burası 9, burası 1. 1956 yılında doğmuş Ayfer. Tamam, güzel. Şimdi Ayfer'i elde ettik. Şimdi geldik Cana. Son filmin yapım yılında benim yaşım senin doğum yılının rakamları toplamına eşitmiş. Son film burada. Ayfer'in doğum yılı bu. Toplamları 10, 21. Demek ki bu Can denilen adam son filmin yapım yılında 21 yaşındaymış. 21 yaşında. Yani ben 2006'dan da bu sefer 21'i çıkarırsam Can'ın doğduğu yılı bulmuş olurum ki burası 5. Burası 10'dan 2 çıktı. 8, 1985 yılında doğmuş. Can doğduğunda Ayfer kaç yaşındadır? Yani aslına bakarsan şu soruluyor. Ayfer'le Can'ın doğum yılları arasındaki fark soruluyor. 1985'ten 1955'i çıkarsaydım 30 gelirdi. Demek ki 29 yaş fark var. Doğru cevabımız da bundan mütevellit D şıkkı olacaktı. Evet ÖSYM bakış 6'dayız artık. Atakan'la Cansel 5 yılda bir yapılan e, bir ülkede seçimlerin 5 yılda bir ülkede ne diyorum ben ya? Atakan'la Cansel 5 yılda bir seçim yapılan bir ülkede yaşamaktadır. Bizim gibi Türkiye'de yaşıyorlar. Atakan ilk oyunu 1998 yılında kullandığında Cansel'in yaşı 26'dır denmiş. Şimdi Cansel Atakan'dan 3 yaş büyük. Şimdi dur bir dakika dur. Şimdi Atakan, Atakan ilk oyunu ne zaman kullanmış? 1998 yılında kullanmış ve kullandığında Cansel 26 yaşındaymış. Cansel 26 yaşındaymış. 1998'de 26 yaşında. Cansel Atakan'dan 3 yaş büyükmüş. Dur şimdi bekle. Şimdi 1998'de 26 yaşında olan bir kişi kaç doğumludur? Hemen bundan 26'yı çıkar. 1972 gelir. 1972 doğumlu Cansel. Ve Cansel Atakan'dan 3 yaş büyük olduğuna göre Atakan kaç doğumludur? Atakan hemen yazalım. Bundan 3 ekleyeceğim. 1975 doğumlu Atakan. Peki diyor ki Atakan diyor 6 defa oy kullandığı yıl Atakan'ın yaşı kaçtır? Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. 1998'de birinci defa kullanmamış mıydı? 6 defa oy kullandı diyor. Yani üstüne 5 defa daha ekleyeceğim. E 5 yılda bir seçim yapılıyordu. 5 kere 5 25 yıl sonra kullanacak. Demek ki 1998'in üzerine ben 25 ekleyeceğim. Ki eklediğim takdirde 2023 gelir. Değil mi? 2023 ile 1975 arasındaki fark da bana Atakan'ın yaşını verecektir. 25 oradan 23 oradan 48 sevgili arkadaşlar bize doğru cevabı verir. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Ve 6. ÖSYM bakışla bitirdik. 167. sayfamızın sağ üst tarafındayız artık 7. ÖSYM bakışta. Tansel, ünlü sanatçı Beethoven'ın 1920 yılında Steyler diye okunuyor sanırım. Steyler tarafından yapılan tablosunu araştırırken aşağıdaki bilgilerle karşılaşmış. Yani Wikipedia'yı açmış böyle bilgilerle karşılaşmış. Diyor ki Ludwig, yani sanırım Löt diye okunuyordur. Ludwig van Beethoven. Doğum 19 1770 Bonn'da doğmuş Almanya'da. 1827 Viyana'da ölmüş. Ölüm sebebi sirozmuş. Mesleği piyanist ve besteci. Ebeven veya ebeveynleri de bunlarmış. Josef Karl Staller tarafından yapılan Beethoven portresi 1820'de yapmış portreyi. De. Şimdi Steiler tabloyu yaparken yani 1820'de Beethoven'dan 5 yaş küçük ve Beethoven'dan 15 yıl daha fazla yaşamış. Steyler'in ölüm yılı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi Beethoven'dan 15 yıl daha fazla yaşamamış değil mi? E Beethoven'un biz burada ölüm yılını görüyoruz 1827 o zaman 15 eklersem ben bunun üstüne cevabı bulurum 1842'dir diyebiliriz. Evet. Şimdi bakalım ölüm yılı sorulmuştu değil mi? Hatamız yok. Bir daha bakalım. 1827'de ölmüş. Ee, tamam. Beethoven'dan 15 yıl daha fazla yaşamışsa ölüm yılı soruluyorsa aynen 1842. ÖSYM bakış 8. Aycan babasına çalıştığı şirketin ne zaman kurulduğunu sormuş. Babası da Aycan'a şu bilgileri vermiş. Diyor ki şirketin 1970 yılındaki yaşı benim bugünkü yaşıma eşittir. Şirket, şirket, 1970 yılındaki yaşı benim bugünkü yaşıma eşittir demiş. Şirketin 1985 yılındaki yaşı kardeşim Mert'in bugünkü yaşına eşittir diyor. Şimdi dur. Dur. 1970 yılında şirket 1800 1985 yılına göre 15 yaş daha küçüktür değil mi? O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Baba ve kardeşim Mert Hangisi daha büyüktür? Mert daha büyüktür. Çünkü şirket 1985 yılında daha büyüktür. Bundan kaynaklı baba X yaşındaysa Mert babadan X artı 15 yani 15 yıl daha büyüktür. X artı 15 yaşındadır. Ve şirketin 2010 yılındaki yaşı kardeşim Mert'le benim bugünkü yaşlarımızın toplamına eşittir diyor. Bunların toplamı ne? 2X artı 15. Bu 2010'daki şirketin yaşı. Bak 2010 yılındaki şirketin yaşı. Şimdi abi 1970 yılında bu şirket x yaşında değil miydi? Değil mi? 1970'ten 2010'a kaç yıl geçmiş? 40. O halde ben bu ikisinin üzerine 40 eklersem şirketin şimdiki eşi ortaya çıkar ki bu buna eşittir o halde. Demek ki x eşittir kaçmış? 25. x buradan 25 gelir. Şirketin kurulduğu yıl soruluyor. E 1970 yılında şirket x yaşında değil miydi? O zaman 70'ten 25'i çıkarırsam ki bu bana 45'i verir. 1945 bize cevabın ta kendisini verecektir. 167'yi de bitirdik. Şimdi son sayfamızdayız. ÖSYM bakış 9'da. 2025 yılındaki bir şiir dinletisinde Özdemir Asaf'a ait şiirin kesiti aşağıdaki gibi verilmiştir. Kavuşmak şart mı? Boş ver. Bazı şeyler yokken güzel. Asaf'ın 102. yaş günü anısına konuşma yapan sunucu. Asaf bu şiiri yazdığında benim şu andaki yaşımdaydı ve ben şiiri yazdığı yıl doğmuşum demiş. Şimdi Asaf'ın 102. yaş günü anısına ve 2025'teydi bu. Şimdi ben 2025'ten 102'yi çıkaracak olursam bu bana 1923'ü verir. Ve 1923 yılında Asaf doğmuştur. Değil mi? Peki Asaf diyor bu şiiri yazdığında benim şu andaki yaşımdaydı ve ben şiiri yazdığı yıl doğmuşum. Hemen bir tane kronolojik sıra çizmemiz gerekiyor. şu i̇şte sayı doğrusu çizdim, tamam mı? Şimdi 1923'te asaf doğmamış mı? 1923. Şimdi şiir de şurada bir yerde yazılmış olsun. Tamam? Şiir burada yazılmış olsun. Benim şu andaki yaşımdaydı demiş. Ve ben şiiri yazdığı yıl doğmuşum. Adam da burada doğmuş. Şiiri yazdığı yıl doğum gerçekleşmiş ve adam da burada e aynı yaştaysa mesela şiiri yazdığında benle aynı yaştaydı demiş. O zaman burası X'e ise burası da x kadar mesafededir. Şimdi Asaf şiir hangi yıl yazmıştır diye soruluyor. E şimdi bir dakika dur. Diyor ki benim yaşımdaydı diyor. O zaman burası 2025 olmaz mı? O zaman ben 2025 ile 1923 toplayıp ikiye bölersem şiiri yazdığı yılı bulurum. Ya da adamın doğduğu yılı bulurum. Aynı şey zaten. İkisinin tam ortasını bulmam gerekiyor benim. Peki bunu nasıl bulacağım? 2025'ten 1923'ü çıkar. 102 ikiye böl 51. Zaten şurasının ben 102 yıl olduğunu biliyordum. E 51 ise bunun üstüne yani 1923'ün üzerine 51'e eklediğim takdirde 1974 yapar. Şiir 1974'te yazılmıştır. Ya da sunucunun doğduğu yılın da sorulduğu olabilirdi. O da 1974'tür diyebiliriz. ÖSYM bakış 10. Berfin ve Esma. Yaşları farkı 10 olan iki kardeştir. Şimdi Berfin var. Berfin bir de Esma var arkadaşlar. Yaşları farkı olmuş. Bir de Ahmet var. Ahmet ve Burak var. Bunlar da farklı kardeşler. Bunların da yaşları farkı 6'ymış. 1996 yılında her iki ailenin 3 çocukları doğmuş. 3. çocukları doğmuş özür dilerim. Arkadaşlar tırstım. Çünkü şu an dışarıda inanılmaz derecede Ankara bugün 35 derecede ama inanılmaz derecede bir gök gürledi. Yağmurun başladığından da haberim yok açıkçası. İnanılmaz derecede bir gök, gürle, gök gürledi. Bilmiyorum geldim size. Ama efsane tırstım yani. Oy bu nedir böyle? Neyse Allah afetinden korusun. Şimdi üçüncü çocukları doğmuş ya. Üçüncü çocukları dur, odaklanmam lazım şimdi dur. Her iki ailenin de üçüncü çocuğu doğmuş tamam. Şimdi ben şuraya üçüncü çocuk diyeceğim. Üçüncü çocuk. Şuraya da üçüncü çocuk diyeceğim. Tamam. Şimdi 2000 yılında doğduklarına göre üçüncü çocuklar şu an aynı yaştalar. Değil mi? Pekala. 2000 yılında bu ailelerin çocuklarının yaşları toplamı. Ha 96'da doğmuşlar. O zaman 2000 yılında bu doğan üçüncü çocuklar dörder yaşındadır. Tamam. Bu dört yaşında. Bu da dört yaşında. Şimdi gençler. Şunların arasındaki yaş farkı 10 değil miydi? Ben buna x dersem bu x eksi 10 olmaz mı? Bunların yaş farkı da 6 ise bu y ise bu y eksi 6 olmaz mı? Vallahi olur. Hepsinin toplamı 80'miş. E, toplayalım abi 2 tane x var. 2 tane y var. 4 4 8 yaptı. Eksi 10 eksi 6 eksi 16 yapar. Bir de 8 eklersem bunlara eksi 8 gelir. Ve bu 80'i veriyormuş bize. O zaman 2x artı 2y bize 88'i vermez mi? Verir. Peki x artı y 44'ü verir mi? Vallahi verir. Peki şimdi 1998 yılında bu iki ailenin tabi burası 2000 yılı için geçerli arkadaşlar. Yani şu x ile y'nin toplamı 2000 yılında 44 tamam mı? Diyor ki 98 yılında bu iki ailenin ortanca çocuklarının yaşları toplamı. E, ortanca çocuklar şunla şu değil mi? Evet İkisinin toplamı bana x artı y eksi 16'yı vermiyor mu? Ama 2000 yılı için unutma. E x artı y 44'tü 44'ten 16'yı çıkar ne gelir? E, 38 28 gelir Değil mi? X artı Y. Peki pardon. 2000 yılında bunların yaşları toplamı 28 ama 1998 yılında. E, ikişer eksilteceğiz. Çünkü iki tane kişiden bahsediyoruz. 2 ondan 2 ondan eksilteceğiz. Demek ki 4 eksilteceğim. Ve bu da bana 24'ü verecek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak deriz. ÖSYM bakış 11. Hadi bakalım. Aslı, Beyza ve Ceyda isimli 3 kardeş arasında geçen diyalog aşağıdaki gibidir. Aslı diyor ki Beyza sen doğduğunda babamız 40 yaşındaydı şimdi dur. Aslı var, Beyza var, Ceyda var, baba var. Anne de var mı? Var. Bir de anne var. Tamam şimdi hocam diyor ki Aslı diyor ki Beyza sen doğduğunda babamız 40 yaşındaydı. Yani eğer ki bu x yaşındaysa baba x artı 40 yaşındadır bu cepte. Beyza bunun üstüne demiş ki Ceyda demiş sen doğduğunda annemiz 40 yaşındaydı. Yani Ceyda Y yaşındaysa anne Y artı 40 yaşında bu sefer. Ceyda diyor ki bunun üzerine son olarak Beyza ile babamın yani şunla şu yaşları toplamı yani 2x artı 40'tan bahsediyor. Aslı ile annemin yaşları toplamına eşittir. Aslı burası. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ama Aslı ile annesinin yaşları toplamına eşittir demiş değil mi bize? Şu an baba kaç yaşında? 55. Aa, şimdi dur o zaman. Şu an baba 55 yaşındaysa abi. Beyza kaç yaşındadır? E 40 yaş büyük olduğuna göre Beyza 15 yaşında. Sonunda vermiş bilgiyi. Çok şükür. Şimdi ne demişti? 15'te 55'in toplamı yani şurası. E kaç yapar hocam? 70 yapar. Diyor ki aslıyla annemin yaşları toplamına. E aslıya da o zaman Z diyelim mi? Z artı Y artı 40'a mı eşitmiş? Değil mi? Peki Z artı Y buradan kaç gelir? 30 gelir hocam. 3 kardeşin yaşları toplamı. E Z ile Y'nin toplamı 30. E de 15 olduğunu bulduk. Onu da ekle üstüne. 45 gelir 3 kardeşin yaşları toplamı. Güzel soruydu. Ve son sorumuz ÖSYM bakış. 12. Yol, Uzak ve Köprü isimli 3 farklı filmi olan bir yapımcının... ...katıldığı bir televizyon programında aşağıdaki diyalog yaşanmış... Sunucu demiş ki kendinizi anlatır mısınız? Yapımcı diyor ki 1960 yılında ben doğdum. Film hayatıma yol filmiyle başladım. Demek ki filmle uğraştığı ilk yapım yolmuş. Ve yapımcılığa başlamamın 17. yılını kutluyorum. Yani şu an üzerinden 17 yıl geçmiş bunun üzerinden. Uzak filmini 50 yaşındayken, köprü filmini 54 yaşındayken uzak ve köprü Şimdi uzak filmini 50 yaşında, köprü filmini 54 yaşında yapmış. Çektiğim 3 film arasındaki yıl farkı aynıdır demiş. E bununla bunlar arasında 4 yıl fark varsa, bununla bunlar arasında 4 yıl fark vardır. Yani bunu 46 yaşında yapmış. Buna göre bahsi geçen program hangi yıl yayınlanmıştır diye soruluyor bize. Şimdi, şimdi bahsi geçen program yani buradaki televizyon programından bahsediyoruz. Şimdi düşünelim 1960 yılında doğmuş değil mi bu adam? Evet. Tamam 1960'ın üstüne 50 yaşındayken uzağa çekmemiş. Demek ki 2010 yılında uzak filmini yapmış. Tamam. E şimdi o zaman burada kaç yılıdır? 2006'dır burası. Ve yapımcılık hayatının 17. yılıymış. O zaman ben bunun üstüne 17 eklersem 2023 gelir ki bu da bize neyi verir? O programın yayınlandığı zamanı anı verir gençler. Evet kalemi bıraktık. Valla bu videoyu çekerken iki kere tırstım. Birincisinde siz hissetmediniz yüksek ihtimalle ama ee, şu <laughs> şimşek çaktığı, gök gürlediği anı bence hissettiniz de. Gençler yani gök gürültüsü de umarım çıkmıştır. Eğer zaten buraya kadar o gök gürültüsü geldiyse şu an arkadaki cam kapalı sadece şuradaki kapı açık ama o kapıdan da mutfakta sadece bir cam açık arkadaşlar. Geldiyse ki önünde de şöyle bir zımbırtı var etraftaki gürültüyü engelliyor. Geldiyse büyük bir gürültü olduğunu da anlamanız lazım. Evet gençler sonraki dersimizde artık yüzde kar zarar problemlerinin kazanın bakışına geçmiş olacağız. O videomuzda görüşürüz Sizleri seviyorum Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.